KANGAL Tanga, Tanga. Tips. Tips. Kazandırmaya devam ediyor. devam ediyor Takibe devam Takibe devam Agalarım, herkese selamlar. 17 Ağustos 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İşte özlediğimiz bülten ve Perşembe gününden yayında olan video. Gerçekten şu bülten, ya Premier Lig'in gerçekten şu İngilizler futbol olmuş ya. Gerçekten hakkını veriyorlar. Muazzam bir bülten. Maçlar ilk maçlar olsun. İdeal yüksek oranlardan anlatmaya çalışacağım. Transferler vesaire her şeyi anlatmaya çalışacağım. Sizlerden tek ricamız Aga. Cumartesi videosunu erkenden atıyorum. Güzel beğeni gelirse artı 500'ün üstünde pazar videosuna bir adet de ideal kupon vermek isterim. Hatta yeni bir projem de var. Gelecek haftada böyle 2 günlük yüksek oranlar 500 oran falan 2 günlük birleşik bir video denemesi yapacağız. Süre geleç beğeni isteğe göre devam edeceğiz. Sizlerden ricamız beğeni ve yorumdur. En azından bir beğene sağlık yorumu, yorumu bile bizler için yeterlidir. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir adet maskor yarışmamız var. Göztepe ile Fenerbahçe. Maç skoru ne olur sizlere sorduk aga. Bilen 3 kişiyi de 7 gün WhatsApp gruplarımızdan misafir edeceğiz. Yorumlara yazmanız yeterli. Zaten muhtemelen pazartesi videosunda da açıklanır. 3 kişiyi alacağız yorumlara yazınız. Geçtim. WhatsApp iletişim attığımız ekranda aga. Her türlü soru görüş öneri. Hafta sonu için WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyenler vesaire her türlü iletişimizde WhatsApp adlının numara açıklamada yorumlarda her yerde linki var. Tıklayaraktan da veya kaydederekten de iletişim kurabilirsiniz. En son Real Madrid'i verdik. Şiir misali aga. Maçı okuduk. 4 tane tercih verdik. Ne? Real Madrid kazanır. Geldi. Real Madrid kazanır. Alt olur. Geldi. Skor 2-0-2-1. Geldi. Mbappe gol atar. Geldi. Tertemiz aga. Maçı okuduk. Umarım hafta sonunda da bu şekilde fuller gelir diyerekten de tebrik edelim. Devam ettim. Yüksek misli seviyesinde de arkadaşlar en güvendiğimiz maçlara misli ben de hafta sonunda 2-3 tane gözüme çarptı misli yakaladım yani. Umarım güzel kazanç elde ederiz aga. Maçlarda bir nevi başlarken işte özlediğimiz bülten yüksek misli seviyesinde de tam gaz gideceğiz. İdeal kuponlarımızla devam edecek. Canlı olarak zaten gruplarımızda hafta sonu full ekrandayız. Sabah öğlen bir, bir gibi iki gibi bir başlarız Bundesliga 2 falan var mı bilmiyorum ama bir oradan bir başlayacağız. Akşama kadar canlı seansı devam. İzledikçe yapıştıracağız. İzledikçe yapıştıracağız. Rollingler, kasa katlamalar devam. Herkes açık Telegram grubu var. Buraya da mutlaka girin. Yani gruba girecek durum olmayanlar ücretsiz gruba da katılabilir. Zaten bu tamamen sizler için ayarlanmış ücretsiz gruptur. Başlayalım. Sizlerden ricam dediğim gibi artı 500 üstünde beğeni geldiği takdirde ben sizlere videolarda ideal kombine, pazar gününün özellikle kombine önermeyi düşünüyorum. Liverpool maçıyla başlayalım. Öncelikle Liverpool transfer yapmayan iki takımdan bir tanesi. Bir tanesi Kasımpaşa, bir tanesi de Liverpool. Bu iki takımda hiç transfer yapılmadı. Ama sanırım Liverpool e, yanlış olmasın Zubimendi olması lazım. Real Sociedad'dan onu alabilir Aga. Arne Slot açıkladı. Bir tane falan yapacağız herhalde dediler. Bilmiyorum son günlerini bekliyorlar. Kadro da canavar ama. Yani şu an kadroya bakıyorum ben. ideal kadrolar, indeks beklentiler her şey yayında. İleride Nunez, Solda Diaz, sağda Sala, arkada da Sobozlu olacak gibi duruyor. Ipswich şu anda yeni yükseldi ve birçok transfer yaptı. Yani Premier Lig'e yükselen takımlara da zaten çok yüksek bir miktar veriliyor. Onu kullandılar. Çok güzel transferler yaptılar. Bakalım ilk defa izleyeceğiz. Ama oran almak istiyorsanız bir erken seans maçı. Yani erken seans maçlarında ben her zaman temkinli yaklaşırım ve ideal kuponlarıma koymam. Ama benim skor beklentim 2-1. 3-1 e yarın bir Liverpool galibeti. 2.5 üstüne 2'yi yapıştırırsanız 1.49 gibi oranı var. Tek tercihim idealden. Arsenal ile Wolves mücadelesi. Arsenal'de e, çok önemli bir ya forvet transferi yapacaklardı. Olmadı. Hala o simeni alacaklar almayacaklar Böyle değil. İleride Havers olacak. Ya tam şöyle bir 9 numara takımı aslında iyi gider gibi geliyor bana da. Bilmiyorum ne olacak. Akıbeti belli olur. Arsenal burada Wolves'la oynayacaklar. Wolves da Neto'yu sattı. Önemli bir güç kaybetti bence. Çok önemli bir transferdi. Chelsea aldı onu. E, ben burada Arsenal'ın galibiyeti beklenebilir. Ama bu galibiyet gelecekse de bence 4.5 altında. Wolves'un oyunu ya Wolves zaten kontra takımı. İleride Hiçen ile Kunya. Bunların ikisi aynı geçen sezonki gibi olacak. Kontra büyük takımlara karşı kontra denemeler pozisyonlara girecektir. Gol de atabilir. Maçın indeks beklentisi 3-1. Ama 3-1'i bulur mu bilmiyorum. Ben ama 4.5 altına bir idealden önerebilirim. Bir de şu an açık değil ama Arsenal ilk golü bulana kadar özellikle Martinelli ve Saka ile birlikte kanatlardan çok iniyor. İlk yarı 4.5 üst kornerde yani ilk yarıdan 5 tane kornerde gelebilir. Ekstra bir korner maçı olarak görüyorum. Nottingham Forest ile Bournemouth mücadelesi. Bournemouth çok iyi. Geçen sezon ne paralar kazandık Bournemouth'tan. Ama Solanke'yi sattı. Tottenham aldı. E, miktarını hatırlamıyorum. 75 mi 65 mi 95 mi öyle bir şey. Velhasıl kelam Bournemouth'ta hücum hattında onlar da birkaç tane transfer yaptı onu söyleyeyim. Nottingham Forest'ta geçen sezondan zaten çok izledim. Ya Premier Lig'in hepsini izliyoruz da. Dedim keyifli bir maç izleriz gibi geliyor bana. Mücadelenin indeks beklentisi de bu arada 2-2'lik skor. Yapılan transferler var ama genel olarak iskeletleri aynı olan takımlar. Karşılıklı gelecek goller idealden değerlendirdim. Bu mücadele var olarak idealden alabiliriz. Var ve üst ve skor beklentisi de 2-2 olan bir mücadele olduğunu da tekrardan belirteyim. Aynı şekilde West Ham Aston Villa mücadelesi de özellikle Aston Villa'da genel bir yapılanma oldu aga. Bak Onana'yı aldı. Bu Onana'yı Euro 2024'te izleyin. Belçika'nın Kevin De Bruyne'ni dışarı çıkartıyorum. En iyisi olabilir aga. Ciddi söylüyorum. Çok iyi transfer yaptılar Everton'dan. Bir sürü adam aldılar zaten ama gidenler de var. Diaby gitti 60 milyona. Luis gitti Juventus'a bir sürü giden de oldu. Aynı şekilde West Ham tarafında da değişiklikler oldu. Fikruk geldi mesela hücum hattına. Güzel değişiklikler olumlu yönde, hücum yönünde olumlu değişiklikler oldu. Yine karşılıklı gelecek goller ideal. Hatta şöyle söyleyeyim. Aralarında oynanan son 5 maç, West Ham'ın kendi evindeki son 5 maçının hepsi de KG var olarak tamamlandı. Bu maçın da var olmasını bekliyorum. Skor beklenti zaten 2-2'lik bir skor. Var ve üstte oranı arttırmak isteyenler için değerlendirilebilir. Rimes'le Lille mücadelesi. Nil'i zaten kaç gündür izliyoruz aga bildiğiniz üzere. Bu arada iki tane var maçı vardı. Üç tane bir tane daha var maçı var. Başka yok. O da bu maç zaten. E, ee, Rimes hücum hattının özellikle kanatlarda iyi iş yapan bir takım. Zaten iki tane Japon var. Bunun iki tane Japonları var. Arkasında siyahiler falan derken takım güçlü aga. İyi oynayan bir takım. Kendi evinde de affetmeyen bir takım. Nil'i zaten gördük. izledik. Hücumda iyiler. Savunmada ara ara zaten özellikle Lilin teknik direktörü, Rally'in de teknik adamıydı. Savunmadan çok fazla çıkıyor. Yani savunmadan pasla çıkıyor. Pas hataları gelebiliyor. O pas hatalarını değerlendirebilecek bir takım Rimes. O yüzden karşılıklı gelecek goller benim yine burada güzel orandan idealim. Hatta mücadelede benim kendi beklentim bir birlik bir beraberlik. Yüksek orandan da şurada bir 1.78 var bak. Toplam gol aralığı 2-3 golde kalabilir. Değerlendirecekler bu oyunda değerlendirme yapabilir. Göztepe ile Fenerbahçe mücadelesi. Skor yarışmamız bu maçta arkadaşlar. Skorları yazabilirsiniz. Bilen hiçbir şeyi gruplarımızda misafir edeceğiz. Aga Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nden devam edecek. Kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Şanssızlık yani. Penaltı 115'te rakip 10 kişi. Yani yapacak hiçbir şey yok. Daha iyi olabilir miydi? Gerçekten olabilirdi ama bilmiyorum. Yani konuşmaya şey yok. Konuştuğumuz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'mizde başarılar. Göztepe ile oynayacaklar. Hücum yönünde sıkıntı var. Yani o İsmail Kartal'ın gümbür gümbür Fenerbahçesini göremiyoruz. Mourinho Fenerbahçesi. Daha iyi gidecektir ama dediğim gibi çok gollü maçlar oynayacağını sanmıyorum. Özellikle deplasmanlarda. Ben burada 4.5 altında 2 aga. idealden hatta kuponlara bile girebilecek bir karşılaşma. 1.41 gibi minimum bir oran var zaten. Fenerbahçe alır 4.5 altı değerlendirilir. Hatta oranı biraz daha artırmak isteyenler varsa 3.5 altında bir Fenerbahçe galibiyeti bile gelebilir. Yani 4 gol sesi bile görmeyebiliriz. Hatta ben size indeks beklentisini söyleyeyim. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti bekleniyor. İndeks beklentisi son oyunlardan dolayı. Devam ettim. Adana Demir Rize. Bu maçta hangi atla mantıkla Rize favori değil bilmiyorum ama Rize'nin geçen hafta oynamış olduğu Başakşehir maçını izlemişsinizdir. Aga, Olawin, Sol, muazzam hücum ettiler. Bak muazzam hücum ettiler. Bu maçı kesin değerlendireceğim. Onu da belirteyim. Rize bu maçı kazanırsa şaşırmam. Bak ben Rize'den bir gol bekliyorum. Deplasman'ın golünü olan vermişler mi acaba? Birlikte bakalım. Pek bir oran vermemiştir ama bak aga diğer seçeneğinde bir oran var. Rize'nin bir yarı kazanır oranı 1.58-58 Sivas bütün kangallara selam olsun. Agalarım ben burada Rize'nin bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Maçı kazanırsa sürpriz olmaz. Bak geçen hafta o kadar hazır bir Rize izledik ki. O kadar hazır bir Rize. Bak iki tane takım çok hazır. Samsun, Rize. Geçenlerde de söyledim. Rize burada bir yarıyı kazanabilir. Bunu geçtim. Ben Rize'den bir gol bekliyorum ya aga. Rize'den bir gol bekliyorum ya. İkinci golün riski neymiş ona bakalım birlikte. 1.81 bandında. Ben burada Rize tarafındayım. Rize'nin bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Adana Demir zaten transfer tahtası da kapalı. Rize'nin bir yarayı kazanır ve Rize'den tarafından iki tane gol bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Baba maçtır. Takip edin. Valencia ile Barcelona. Sanırım Barcelona daha Hansi filikle resmi maça çıktı mı? Çıkmadı diyebiliyorum. Ben hep hazırlık maçları falan oynadılar. Acaba şöyle bir iddiam var. Barcelona'nın oyunu Real Madrid'den daha güçlü. Bu pas oyunu var ya, o oyun Real Madrid ağır bak. Real Madrid winner bir takım ama oyun olarak Barcelona'nın oyunu daha domine edici, rakibi daha çok ablukayalan ve daha güçlü bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Kim ne der bilmiyorum ama Real Madridci olduğumu da belirteyim. Ben burada Barcelona'nın galibiyetle başlamasını bekliyorum. Valencia'da e, önemli bir transfer olmadı. Şu Barcelona'da bir şey olayı var. Yamal'ın babası bıçaklanmış galiba. Ee, Yamal olacak mı kadroda gözüküyor aga eksik değil ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olayın akıbeti ne onu da bilmiyorum. Ama Yamal'ın babası bıçaklanmış benim bildiğim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Hansi Flick'le birlikte ilk mücadele galibiyetle başlamak istemiyor. Başarılı olacaktır. Maç sonu 2 doğrudan alternatif kombinlere yaz aga. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Muazzam maçlar. Umarım yani böyle bir bülteni izlemişiz. Sizlerden de ricamız beğeni ve yorum desteklerini bırakmanızdır. Çok teşekkürler.